Sizlere kontaktörler hakkında bilgi vereceğiz. Kontaktörlerle ilgili detaylı bilgileri sitemizdeki ders notlarında bulabilirsiniz. Sizlere bahsedeceğimiz şeyler daha çok pratik bilgiler olacak. Kontaktörler için elektromanyetik anahtarlardır diyebiliriz. Kontaktörlerin bobinle uygulanan gerilimle birlikte bobin oluşturduğu manyetik alan karşı taraftaki paleti çeker ve palete bağlı olan kontakların akım yolları değişir. Normalde açık kontaksa bu. Normalde açık kontak kapanır veya normalde kapalı kontaksa açılarak devresine bağlı olan alıcıyı kumanda ederler. Kontaktörlerde iki değerden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi bobine ait değerler. Kontaktörümüzün bobini çalışma gerilimi olarak 12 volt, 24 volt, 48 volt, 110 volt veya 220 volt olabilir. Bu gerilim AC alternatif akım veya DC doğru akımda olabilir. Bu değerler kontaktörümüzün bobinle ilgili kısımlarında etikette verilmiştir. Şu anda elime almış olduğum bobin, buradan da göreceğiniz gibi 220 volt DC gerilimde 220 volt doğru akımda bobin kısmı çalışan, yani bobinin çekmesi için, bobinin paleti çekmesi için gerekli olan gerilimin 220 volt ve gerilimin cinsi doğru akım. Şimdi bir diğer kontaktörümüzü alalım. Bakın bununla ilgili de bobinle ilgili herhangi bir etiket yok. O bilgiyi buradan alabilirsiniz. A1 ucunda 48 volt ve DC doğru akım gerilimi olduğunu görürsünüz. A1 ve A2 uçları bobinlerin uçlarıdır. İçeride olan bobinin dışarıya çıkarılmış bobin uçları A1 ve A2 klemenslerinde bağlantı yapılır. Yine bir diğer kontaktörü elimize alalım. Yine bunun da üstünde şöyle bakacak olursanız kontaktörün çalışma gerilimi olarak bobin çalışma gerilimi olarak 220-230 volt 50 veya 60 Hz'lik burada frekans verdiğine göre alternatif bir gerilim olduğunu anlıyoruz. Şimdi bir diğer kontaktörümüzü elimize aldık. Bunda bobin bilgileri, bobinin çalışma gerilimi bakın 220-230 olarak ayrı bir yerde etiket olarak verilmiş. Tekrarlıyorum, buradaki çalışma gerilim değeri ve cinsi içerisindeki A1 A2 uçlarına çıkarılmış bobinin çalışma gerilimdir. Yine bir diğer kontaktörümüzü aldık. Bakın bununla burada etiket olarak yapılmış A1 ve A2 uçları arasında. Yine bu da alternatif akımda çalışan bir kontaktörümüz. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bu kontaktörümüze baktığınız zaman bobin uçları A1 ucu buraya, A2 ucu buraya çıkarılmış. Görüyorsunuz. Bazı kontaktörlerde ise A1 A2 uçları tek yönde ve A2 ucu da diğer yöne çıkarılmış şekilde görebilirsiniz. Aslında buradaki A2 ile buradaki A2 aynı uçtur. Kontaktörümüzün peşine bağlayacağımız, arkasına akıple bağlayacağımız termik röle bu kısımdaki klemensi kapayacağı için A2 ucu ayrıca buraya çıkarılmıştır. Bir diğer nedeni de panel montajlarında bunlar kablo kanalları arasına montaj yapılır. Bazen uç bağlaması daha rahat olması açısından bu yönden de bobin beslemeleri verilebilir. Bu kontaktörlerin haricinde normalde daha kapalı tip kontaktörler de vardır. Bakın bu diğer kontaktörlere göre daha kapalıdır. Bu tip kontaktörler
aynı zamanda otellerde de kullanılmaktadır. Şimdi otellerde anahtarın peşinde arkasına takılı olan bir metal anahtarlık vardır. Bu anahtarlığı siz otel odanıza girdiğinizde panel üzerindeki yere taktığınızda odanızın elektrikleri gelmektedir. İşte klimayı veya diğer televizyonu buradan çalıştırabilirsiniz. Daha sessiz, daha güvenli olmaları açısından o tip yerlerde bu kontaktörlerde kullanılmaktadır. Kontaktörlerde bahsedebileceğimiz bir diğer değer de kontaklara ait değerlerdir. Kontaktörlerde iki tip kontak bulunmaktadır. Bu kontaklar ana kontaklar ve yardımcı kontaklardır. Ana kontaklar 1, 2, 3, 4, 5, 6 klemens numaralarına sahip 3 adet ana kontak şeklindedir. Ve bunlar eğer siparişte belirtilmediği sürece normalde açık olarak gelirler. Bunlar benim kontaktörümün kumanda etmiş olduğu ana devredeki yükün yük akımının geçtiği kontaklardır. Eğer bu bir motor sürücü, motoru devreye alan bir kontaktörse motor akımların buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı kontaklardan geçecektir. Bunlar benim ana kontaklarım. Bir de kontaktörlerimizin üstünde yardımcı kontaklar vardır. Yardımcı kontaklarsa yük akımını geçirmezler. Yardımcı kontaklar devrenin diğer devredeki diğer kumanda elemanlarının çeşitli şekillerde çalıştırılmasına veya mühürlemelerde kullanılırlar. Bu kontaklarda eğer bu kontak normalde açıksa 3, 4 sayısıyla gösterilir. Eğer bu birinci yardımcı kontaksa 13, 14, 1 birinci yardımcı kontak olduğunu, 3, 4 ise bunun normalde açık olduğunu gösterir. Veya bu normalde kapalı bir kontaksa 1, 2 numaralarıyla gösterilirler. Başlarındaki 2 ise bunun ikinci yardımcı kontak olduğunu bize gösterir. Yani 21 ikinci yardımcı kontağın 1'in olduğu normalde kapalı ucu klemensi, yine normalde kapalı kontakların ikinci klemensi de buradaki 22 nolu kontaklardır. Kontaktörler üzerindeki ana kontaklar standarttır. Yardımcı kontaklarda ise çeşitli opsiyonlar sunulmuştur. Bu elimizdeki kontaktörde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana kontakları görüyorsunuz. Şu anda klemensten çok fazla ayıramasanız da numarasından 13, 14 yardımcı açık kontak, birinci yardımcı açık kontak olduğunu gördüğünüz yardımcı kontaklarım var. Eğer kumanda devrende kontaktör üzerindeki yardımcı kontakların sayısı yetmezse, kontaktör üzerine akupla bağlanabilen yardımcı kontak bloklarıyla yardımcı kontak sayısını arttırabiliriz. Bu kontaktörün hareketi sırasında bu ortadaki mekanizma veya yapı aşağı yukarı inmektedir. Onunla birlikte aynı hareketi alacak olan yardımcı kontak bloklarım vardır. Buraya takıldığı zaman yardımcı kontak bloklarım ana kontaktörün palet hareketiyle aynı hareketi yapacaktır. Bu şu anda üstüne takılabilen bir modül. Evet, yönüyle birlikte oturtuyoruz kızaklı şekilde. Şu anda yardımcı kontak bloğumu kontaktörümün üzerine oturtturdum. Artık bu yardımcı kontak bloğun üzerindeki 53-54 normalde açık 5. yardımcı kontak, 61-62 normalde kapalı 6. yardımcı kontak, 71-72 normalde kapalı 7. yardımcı kontak veya 83-84 normalde açık 8. yardımcı kontağımda ana kontağımın, ana kontaktörümün enerjilenmesiyle birlikte ana kontaklar ve üzerindeki yardımcı kontaklarla birlikte aynı anda açma ve kapama hareketi yapacaktır. Bu kontak üzerinden takılan bir model ve takmak oldukça basit. Dikkat ederseniz şurada bir tırnak var. Yerine takıldığı zaman tırnak oturmakta. Bu tırnağı kaldırıp bloğu kontaktörden ayırabilirsiniz. Elimde tuttuğum yardımcı kontak bloğumun üzerinde 4 adet yardımcı kontak var. İlla bu sayı 4 olacak diye bir kuralımız yok. İhtiyacına göre 2 tane yardımcı kontağa sahip veya 1 tane yardımcı kontağa sahip kontak blokları da kontaktörlerimizin üzerine montaj yapılabilir. Bunların üzerinde kaç tane açık, kaç tane kapalı kontak olacağı veya sayılarının ne olacağı şirketlerin kontaktörlere ait kataloglarında bulunmaktadır. İhtiyaca göre bu yardımcı kontak blokları seçilerek kontaktörümüzün üstüne takılabilir.
Yukarıdan takılabilen yardımcı kontak blokları haricinde daha çok büyük güçlü kontaktörlerde bu yardımcı kontak blokları kontaktörün yan tarafından hareket alacak şekilde yan tarafına da akuple olarak takılabilir. Kontaktörümüze yardımcı kontak bloğu haricinde bir de zaman bloğu ekleyebiliriz. Bu zaman bloğu kontaktörümüze ayrıca bir zaman rölesi gibi görev kazandırır. Bu zaman rölesi veya bu zaman bloğu üzerinde normalde açık ve normalde kapalı kontaklar bulunmaktadır. Buradaki 5-6 nolu kontaklar, 6. yardımcı kontak, 5-6 normalde kapalı kontak olduğunu, zamanla açılan 57-58 yani 5. yardımcı 7-8 normalde açık zaman kontağı olduğunu, yani zaman sonunda kontaklarını kapatan normalde açık kontak olduğunu gösterirler. Bunların montajı da yine yardımcı kontak bloğunda olduğu gibi kontak üzerindeki kızağı geçirmek ve tırnağı yerine oturtmak suretiyle olur. Şu anda kontaktörümüzün üzerine oturtturduğumuz veya montaj ettiğimiz zaman bloğu ile birlikte kontaktörümüze ayrıca zaman rölesi işlevi de kazandırmış olduk. Kontaktörümüz enerjilerini çektiği zaman, paleti çektiği zaman zaman bloğunun içerisindeki palet de aşağı doğru hareket edecek ve zamanlama işlemine başlayacaktır. Süre sonunda ayarlanan, burada yukarıdaki ayarlanan süre sonunda zaman bloğu normalde açık kontaklarını kapayacak, normalde kapalı kontaklarını da açacaktır. Bir kontaktörün kontak kısımlarını açtık. Şu anda gördüğünüz bu kontaklar ana kontaklar. 3 adet normalde açık ana kontağı görüyorsunuz. Dikkat ederseniz. Bunlar aşağıdaki sabit kontaklarımız. Bunlarsa kontaktörün çekmiş olduğu veya bobinin çekmiş olduğu nüveye bağlı hareketli kontaklar. Kontaktörümüzün hareketiyle birlikte, paleti çekmesiyle birlikte hareketli kontaklar sabit kontakların üzerine kapanırlar. İsterseniz bu kontaktörümüze enerji verip ana kontakların hareketlerini görelim. Şu anda normalde ana kontaklarımız açık ve bobinimizde enerji yok. Bobinimize enerji verdiğimiz anda dikkat edecek olursanız hareketli kontaklarımız palet tarafından çekildi ve kontaklar kapandı. Enerjiyi kesiyorum. Şu anda gözükmesi için kontaklarımızı açtığımız kontaktörümüzü motor devresine bağladık ve kontaktörün açılıp kapanma sırasındaki arkı izleyeceğiz. Kontaklardaki arkın kontakların açılma sırasında daha çok olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni bobinimizin endüktif özelliğinden dolayı sargılarının enerjisini kestiğimizde akım birden sıfıra gitmeyecek ve akım kendisini sıfırlayana kadar havadan iyonize ettiği hava yoluyla sıfıra inecektir. İstersen şimdi kontaktörün içini açıp içinde neler varmış, nasıl bir yapıya sahipmiş onu inceleyelim. Aslında imalatçı şirketlerin yapım tarzına göre kontaktörler farklılıklar gösterebilir ama temel çalışma prensibi açısından aynıdır. Şu anda elimizdeki kontaktörümüz bobin gerilimi alternatif olan bir kontaktör. Buradan mandallı yapmışlar. Bu taraf mandalını açtım. Şimdi bu taraf mandalını da açıyorum. Üst blok bu mandalları kaldırdığım zaman açılacak şekilde
Şu anda burada etiket dokunuyor bize. Etiketi maalesef yırtmak zorundayım. Bakın şu anda kontaktörümüzü açtım. Şu kontaktörümüzün bobin kısmı, çıkaralım bunu. Şu anda elektromıknatıs özelliğiyle paletin çekilmesini sağlayan bobin kısmımız, bobinimiz bu. İçindeki sargılara da bakalım. Evet. Şu anda sargıları görüyorsunuz. Bobinaj teliyle sarılmış. Bu bobinimiz 220 voltluk alternatif gerilimde çalışan bir bobin. Bu nüve, bobinimizin takılı olduğu nüve iki parça halinde. Şunu gösterelim. Bu nüvenin alt kısmı, sabit kısmı daha doğrusu. Bu kısım ise nüvenin hareketli kısmı. Bobinimize enerji verdiğimiz zaman oluşan manyetik alan hareketli nüveyi kendisine doğru çekerek alt nüveyle birleşmesini sağlayacak. Nüve üzerine bakır halkaları görüyorsunuz. Bu bakır halkaların görevi bobine vermiş olduğumuz akımın sıfır geçiş noktalarında manyetik alanın zayıfladığı veya sıfır olduğu noktalarda nüvenin karşı paleti bırakmasını engellemek, yani vızıldama veya titremeleri engellemek amacıyla konulmuş bakır halkalardır. Bu bakır halkalarla ilgili detaylı bilgiyi ders notumuzda bulabilirsiniz. İsterseniz şimdi doğru akım, bobini doğru akımda çalışan bir kontaktörümüzü açalım. Yine burada etiket kısmını maalesef yırtmak zorunda kalacağız. Bu ise tırnaklı yapılmış. Bakın dikkat edecek olursanız. Önce şu tırnakları kaldıracağız bu taraftan. Şimdi geleceğiz. Aynı tırnakları bu taraftan da kaldıracağız. Şu anda yine üst kısmı ayırıyoruz. Bunda ise yapım tarzı biraz daha farklı. Dikkat edecek olursanız. Bu bir doğru akım kontaktörü. Doğru akım kontaktörü olduğu için buradaki nüve silisli saçtan yapılmamış. Son demir dediğimiz demirden yapılmış. Görüyorsunuz. Şimdi bunu parçalamaya biraz daha devam edelim. Bu biraz bizi zorlayacağı benziyor. Çünkü içeriye kızaklı bir şekilde tutturulmuş. Onun için şu bozulmuş yolunu sökmemiz lazım. Bakın şurada kızağı görüyorsunuz. Arada kızak var. Bu şekilde çıkardık. Şunlar bobinuşları. Buysa nüvemiz. Görüyorsunuz hareketi. Demin de dediğimiz gibi bunlar doğru akımda çalıştıkları için silisyumlu saçlardan yapılmamış. Bu kısımsa kontakların hareket aldığı mekanizma. Şimdi de bobin gerilimi 220 volt olan fakat gerilim çeşidi DC olan, yani bobini 220 volt DC gerilimde çeken bir kontaktörün içini açalım. Yine bunun da montajı biraz daha farklı. Arka tarafına bir montaj vidası daha koymuşlar. Şimdi onu atacağız. Şu anda evet. Bobinimizi çıkarttık. Şu anda bobinimizi bobinuşları tutuyor. Onları da açtım.
Şu anda 220 volt DC'de çalışan bobinimizi görüyorsunuz. Bu bobinimizin de şu korumasını açalım. Bakın bobin tellerini görüyorsunuz. Bu da alternatif akım 220'de çalışan bir bobinimizdi. Bu DC 220 volt, bu da alternatif 220 voltta çalışan kontaktörümüze ait bobin. Dikkat edecek olursanız burada DC bobindeki gerek spir sayısı daha fazla, gerekse de tel kesisi biraz daha ince. Bunun nedeni doğru akımda bobinlerin endüktif direnci olmadığı için buradaki bobinin akımını sınırlayan tek şey bobinin ohmik direnci olacaktır. Ve ohmik direncini arttırabilmek için gerek spir sayısı arttırılmış, çoğaltılmış, fazlalaştırılmış, gerekse de tel kesisi düşürülmüş. Bobinlerin spir sayısı ve boyutlarından başka bir de DC ve AC kontaktörler arasında, bobini DC veya AC olan kontaktörler arasındaki bir diğer farksa bobin alternatif gerilimde çalışan kontaktörlerde sıfır geçiş noktalarındaki bırakmaları engellemek için bakır halkanın olmasıdır. Yine tekrar buradaki DC bobinimizi alacak olursanız, bakın dikkat ederseniz bu DC bobinimiz ise son demirden veya tek parça demirden yapılmış olup bırakacağı sıfır noktası olmayacağı için, bırakacağı herhangi bir sıfır noktası olmayacağı için bakır halkalar konmamıştır. Gerek de yoktur. Kontaktörümüzü seçerken kontaktörümüzün besleyeceği yükün cinsi ve kontaktörümüzün besleyeceği yine yükün güç değeri de, akım değeri de bizim için önemlidir. Şu anda bir kontaktörün etiketini görmektesiniz. Bu kontaktörümüzün etiketinde kontaktörün ana kontaklarından geçirebileceğimiz akımı bize 80 amper olarak vermiş. Yine çalıştırabileceğimiz gerilimi 750 volt olarak vermiş. Ve maksimum yalıtım gerilimini, güvenli çalıştırabileceğimiz maksimum gerilim değerini 1000 volt olarak vermiş. Bir diğeri kontaktörümüzün etiketinde çalışma sınıfı AC3 olarak verilmiş. AC3 sınıfı normal asenkron motorları kapsamaktadır. Yüklerde genellikle akım değerleri anılmaz. Yükün genellikle gücü ön plandadır. Bir yük seçerken veya bir yük bağlandığında daha çok güç değerlerinden bahsedilir. Bu 80 amperlik akıma karşılık gelen güç değerleri yine kontaktör etiketimize verilmiş. Eğer kontaktörümüzün beslemiş olduğu yükün fazla arası gerilimi 220 voltsa, bu kontaktörümüzün kontaklarından besleyebileceğimiz güç 18.5 kW. Eğer kontaktörümüzün beslediği yükün fazla arası gerilimi 388, bizim şebekemiz 380 volttur fazla arası gerilim, 30 kW'lık bir yükü besleyebileceğimizi gösteriyor bize. Yine 480 ise fazla arasındaki gerilim 37, yine 660 ise 37 kW'lık bir motoru veya yükü kontaktörümüzün çıkışlarına bağlayabiliriz. Bu kontaktörün güç değerlerini gördük. Evet, yapı olarak da bu güç değerlerine sahip olan kontaktörün bu şekildedir. Şimdi ise daha küçük güçlü bir kontaktörümüzü inceleyelim. Bunun yine kontaklarına ait etiketimiz burada. Bu kontaktörümüzün ana kontakların ana kontaklarından geçecek olan akım bana 9 amper olarak etiketimiz vermiş. Bu 9 amperlik akım değeri AC3 yani asenkron motor çalışmada 9 amper şeklinde. Eğer bu kontaktörü ben AC1 sınıfı bir yük için kullanacaksam, AC1 sınıfı ohmik yükler, ohmik güçler, ohmik yükler şeklindedir. Burada ise kontaktörümüzün kontaklarından, ana kontaklarından 25 amperlik bir akım geçirebileceğim anlamına gelir bu. Yine başta da söylediğimiz gibi genellikle kontaktörlerin ana kontaklarının seçiminde kontaktöre bağlı olacak yükün gücü önemlidir. Yine 3 fazla AC3 sınıfı bir yük olarak düşündüğümüzde fazla arası gerilim 220 ise 2.2 kW'lık, fazla arası gerilim ise 380 ise 4 kW'lık bir motoru bu kontaktörün çıkışına bağlayabilirim. Dikkat edecek olursanız burada 9 amperlik bir kontak akım verilmişti. Güç olarak ise 4 kW verilmişti. Eğer motor kataloglarını inceleyecek olursak ortalama bir değer olarak şurada
4 kW'lık bir motorunda zaten 8.8 amper çektiğini görebiliriz. Bu ortalama bir değerdir. Kontaktörümüzde bizim 9 amperlikli ve bize önerdiği güç çıkış gücü AC sınıfı için 380.4 kW'tı. 4 kW'ın zaten çekmiş olduğu akım 8.8 amper olarak burada gözükmektedir. Eğer kontaktörümüzde palet yönü ve birbirlerine yapışmazsa, kontaktörümüze enerji verdiğimiz halde araya girecek bir cisim veya başka mekanik aksaklıklardan, bozulmalardan dolayı palet nüveye yapışamazsa ne olur? İsterseniz buna bakalım. Şu anda kontaktörümüz normal çalışmasında, kontaktörümüze enerji verdiğimizde çekiyor ve kontaktörümüzün çekmesiyle birlikte kontaktörün bobinimizin çekmiş olduğu akıma bakıyoruz. Şu anda kontaktör bobinimizin çekmiş olduğu akım 30 mA, 20, 30, 25 mA civarında bir akım. Kontaktörün yönelisini keselim. Şimdi palet yönü arasına isterseniz bir parça sıkıştıralım ve kontaktörümüzün paleti çekmesini engelleyelim. Şuraya bir tane parçayı sıkıştırdım. Şuraya ikinci parçayı sıkıştıracağım. Şimdi palet yönü arasına bir parça soktuk ve bunların birbirlerine yapışmasını engelliyoruz. Şu anda enerji verdiğinde çekmiş olduğumuz akımı görüyorsunuz. 300 mA'lerde.
İsterseniz az önce yakmış olduğumuz kontaktörün içini açalım. Son durumda bir bakalım. Plastikte bozulmalar olmuş makalit kısmında. Yanan sargılar görüyorsunuz. Oluşan aşırısından dolayı daha korkmuş.